Sinan Bey'in başka konferansı vardı. O da yorgun sanıyorum. Başka bir konferanstan geldi. Türkiye'ye yükselen güç mü diye sorduğumuz zaman aslında şu an önündeki iki önemli konuyu tartışacağız. MHP Iğdır Milletvekili, aynı zamanda TÜRKSAM Başkanı Sayın Sinan Oğan'la birlikte yeni anayasa hazırlama süreci ve terör sorunu. Sanıyorum bu ikisini bağlantılı bağlayacak zaten o konuda derin bilgisi var Sinan Bey'in. Hoş geldiniz. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Banu Hanım sabahtan beri keyifli sunumlar dinledik diyor. Bilmiyorum benim anlatacaklarım ne kadar keyifli olur bilemiyorum ama Türkiye'nin gerçekleri olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, bilmiyorum hiç anayasa çalışmalarını yakından takip ediyor musunuz? Türkiye'de ben meclisin hem dışişleri hem de anayasa komisyonu üyesiyim de aynı zamanda. Ve biraz daha böyle yakından baktığınızda şunu görüyorsunuz, ben de bu süreçte gördüm. Dünyada en çok anayasa yapan ülkelerin başında geliyoruz. Yaptığı anayasa üzerinde de en çok değişikliği yapan ülkelerin de yine başında Türkiye geliyor. Demek ki bizim burada bir sıkıntımız var. Yani hem anayasa yapma, hem yaptığı anayasayı uzun süre uygulayamama gibi bir sıkıntımız var. Tabi bu aslında bizim anayasadan ne beklediğimiz sorusuyla da paralel gitmesi gereken bir hadise. Şimdi Türkiye'nin neredeyse bütün meseleleri artık televizyonlardan tartışılıyor. Yani bir adeta sektör haline gelmiş de bir konu. Televizyon tartışmalarına şöyle bir kulak verdiğinizde şunu görüyorsunuz. Yeni bir anayasa yapacağız ve bu yeni anayasa Türkiye'deki bütün sorunları çözecek. Türkiye'deki bütün sorunlar derken de en azından ben kendi cephemden baktığımda Türkiye'deki en önemli sorunu terör sorunu olarak görüyorum. Ve anayasa yapmak acaba terör sorununu çözer mi diye de bir soruyla ben şahsen çok sık muhatap oluyorum. Siz hiç düşündünüz mü? Türkiye'de dört partili bir meclis yapısı içerisinde her partiden iki üyenin eşit haklara sahip olduğu bir anayasa uzlaşma komisyonu var. Ve bu anayasa uzlaşma komisyonunun yapmış olduğu veyahut da yazmaya başladığı anayasa maddeleri acaba Türkiye'nin 40 binden fazla insanın hayatına mal olan milyarlarca dolar ekonomik kaybına zarar sebep olan ciddi bir moral kaybı, insan kaybı ve motivasyon kaybına sebep olan terör sorununu anayasa çözer mi? Bununla bu çerçevede hem anayasa yapım sürecini hem de yapacağımız bu anayasanın Türkiye'nin terör sorununu çözüp çözmeyeceğini doğrusu tartışmak isterim. Çünkü bugün Türkiye'nin gündemindeki en önemli iki konudan bahsediyoruz. Birisi anayasa yapım süreci, diğeri de terör. Her ne kadar beklentiler bu konuda çok yüksek olsa da baştan en son söyleyeceğim sözü baştan söyleyeyim. Ben anayasaların bir sihirli değnek olmadığını, hangi anayasayı yaparsanız yapın, bu anayasaların Türkiye gibi ülkelerin sorunlarını çözmeyeceğini, daha doğrusu terör gibi kemikleşmiş sorunlarını çözmeyeceği kanaatindeyim. Türkiye'de anayasaya dört partinin dört farklı bakışı var. Örneğin basından aklınızda kalan başlıkları herhalde sıraladığımızda işte ilk üç maddenin değişmezliğini, onu teminat altına alan dördüncü maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini, anayasadaki Türk kelimesinin çıkıp çıkmayacağını, vatandaşlık tanımının yeniden yapılacağını, Türkiyelilik kavramının anayasaya getirileceğini falan basından herhalde çok sık duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Örneğin, Demokratik Toplum Kongresi'nin 2007'deki toplantılarının sonuç metnine baktığınız zaman göreceğiniz şeylerden birisi neydi? Türk kelimesinin anayasadan çıkarılması.
2007'de Zana'nın, pardon 2009 olsa gerek, 2007'de Zana'nın konuşmaları, Leyla Zana'nın konuşmaları var, Bingöl'deki konuşması var, Iğdır'daki konuşması var, Diyarbakır'daki basın toplantısı var. Leyla Zana 2007'de şunu diyor, diyor ki, Türk kelimesinin anayasadan çıkarılması da dahil, işte bu bölgenin isminin Doğu veya Güneydoğu Anadolu değil de Kürdistan olması dahil, birçok şey şimdi size ütopya gibi gelebilir. 5 veya 10 sene içerisinde bunların hepsi karşılanabilir talepler olarak karşımıza gelecektir. Arkadaşlar, bu dönem mecliste olmaktan ben bir milletvekili olarak nasıl ifade edeyim doğru olsun, yani çok memnun birisi değilim. Niye? Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti meclisi bu dönemki kadar Türk milletine kürsüden hakaretin edildiği bir meclis olmamıştı. Hiçbir meclis, hiçbir meclis kürsüsünden milletine bu kadar küfrün edildiği, bu kadar hakaretin edildiği ikinci bir meclis ben hatırlamıyorum. Uzun süreden beri takip ediyorum. Uzun süreden beri siyasetin içerisindeyim. Siyasetin hani doktorasını da yaptık. O kısmında da az çok bilgi sahibiyiz. Pratiğin de içinde az çok varız. Hiçbir mecliste Türk milletine bu kadar, Türk milletinin bu kadar aşağılandığı bir meclise ben şahit değilim. Şimdi peki Türk milletini aşağılayarak, Türk milletine meclis kürsüsünden bu kadar hakaret ederek hem de anayasa yapıp hem de bu sorunları çözmek mümkün müdür? Bana göre mümkün değil. Kurucu iradenin dışlandığı, kurucu iradeye rağmen bir anayasa yapıp ve onu da bütün sorunların sorunları çözecek olan bir sihirli formül diye öne sürmek mümkün değil arkadaşlar. Her ne kadar Türk milletinin bundan çok fazla haberi olmasa da, her ne kadar meclis televizyonları saat 3 bazen 2 7 arasında yayın yapsa da, o yayın yapmayan süreler içerisinde bir internetten bazen bir girip bakın. İnternet TV'den izleyebiliyorsunuz. Veyahut da herkese açık olan meclis tutanaklarını www.mekov adresinden arada bir girip bir takip edin. Şimdi basında başka şeyler görüyorsunuz. Mecliste çok daha farklı şeyler görüyorsunuz. Daha dün ana dil de savunma, evvelsi gün, perşembe günü ana dilde savunma adı altında bir yasa meclise getirildi ve geçirildi. O yasa tartışmaları esnasında basına, gerçi onun bir kısmı biraz da magazinsel bir şekilde yansıtılsa da, orada özellikle BDP milletvekillerinin istediğimiz her şeyi alacağız ve söke söke alacağız tarzındaki bir tavrıyla anayasa yapıyorsunuz. Şimdi bir tarafta %10'un altında oy almış, arkasında silahlı bir örgüt olan bir kesim var. Öbür tarafta %50 civarında oy almış, hem o tarafla hem farklı noktalarla ilişki içerisinde olan bir parti var. Bir tarafta kendi içerisinde çok fazla bir birliği sağlayamamış, farklı kanatlarının farklı şeyler söylediği bir parti var. Bir tarafta da benim de